O zaman merhaba. Bu bir bal kabağı. Küçük bir bal kabağıyla merhaba. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservi adı bitmeyen bir okul. Mimar Sinan'da tiyatro bölümü okuyorum. Kısaca. Bununla ilgili bu videoyu niye çekiyorum? Bununla ilgili bilgi vermek için. Çünkü ben de bu sınavlara hazırlanırken hiçbir şekilde bir YouTube'da video bununla ilgili doğru düzgün bulamamıştım. Niçin bunun için YouTube'a baktım? Çünkü genellikle Google'dan okumak yerine, bir şeyleri araştırmak yerine YouTube'dan birisini dinlemek, izlemek daha kolayımıza geliyor bence hepimizin, sadece benim değil. Ve birçok kişiye sorduğumda da herkes genelde ilk başta YouTube'a bakmış ve bir şey bulamamışlar. Çok az bilgi var. Bu konuda insanları bilinçlendirmek adına bu videoyu çekiyorum diyebiliriz. Ya şunu söyleyebilirim, bu süreçte bence en çok zorlanacağınız şey kiminle çalışacağınızı bulmak. Benim en çok zorlandığım şey bu olmuştu. Çünkü hoca bulamamıştım. Antalya'da yaşıyorum, hiçbir şekilde hoca bulamıyorum. O sıra sanırım 4 ayım falan kalmıştı yetenek sınavları. Ya 4 ay ya da 3 ay kalmıştı. Ve böyle gerilmeye başlamıştım. Ha, şuna da değinmek istiyorum kesinlikle. Bu çok 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 önemli bir konu. Bu süre zarfında o kadar fazla sizi caydırmaya çalışan insanlar olacak ki, caydırmadan kastettiğim şu. Ben sadece o yani ben bu sene sadece İstanbul'daki okulları deneyeceğim demiştim. Herkese de bunu söylüyordum. Görüştüğüm hocalara da bunu söylüyordum. O sıra işte gittiğim tiyatro kurslarına da onu söylüyordum. Ya herkese deli gibi bunu söylüyordum. Sadece çünkü İstanbul'u denemek istediğimi söylüyordum. İlk senem yanacaksa İstanbul'daki okulları deneyerek yansın. Olmayacaksa da öyle olsun diyordum. Böyle bir aklımda radikal bir karar vardı bununla ilgili. Tabii ben bunu söylediğimde insanlara istisnasız neredeyse herkes, annem ve babamı es geçerek konuşuyorum. Onlar her zaman destekçim. En büyük destekçim oldular. Bana şunlar söyleniyordu. İşte Mimar Sinan'ı bırak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı bile, yani bence sen işte başka okulları dene falan. Yani bu ilk sene bence İstanbul'u deneme gibi. Abi saçmalama. Mimar Sinan mı? Her yıl 1.000 kişi giriyor oraya. Yani o kadar zor ki 15 kişi alıyorlar sadece. Ya bunun gibi o kadar fazla çok şey duydum ki. Ve her duyduğumda da ya tamam kendi kendimi ben böyle şey yapmaya çalışıyorum. Sıkıldın mı? Kendi kendimi ben pozitif enerji ama bir yere kadar o da yani o kadar sinir bozuluyor ki insanın. Çünkü denemene bile gerek yok işte. Kısacası yani tam olarak söylemek istediğim şey bunların zor olsa da hiçbir tanesine kulak asmayın. Gerçekten bu çok en içten şekilde söylüyorum. Lütfen asmayın. Çünkü azıcık böyle bir kulak astınız mı kendi motivasyonunuzu düşürmüş olursunuz. Başka hiçbir şey değil. Şimdi ben nasıl hazırlandım artık buna geçeyim. Dediğim gibi hoca bulmakta çok zorlandım. Ama en son yolum Allah'a şükürler olsun ki nasıl kesiştiyse Osman Kot la kesişti. Nasıl reklam yaptım ama. Ama burayı da keseriz, sıkıntı yok. Yolum Osman Hoca ile kesiştikten sonra her şey çok hızlı bir şekilde ilerledi. Bu arada şu an şu aklıma geldi. Şimdi ben neredeyse bir 3 aylık süreçte hızlı bir şekilde hazırlandım. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış gerçekten bilmiyorum. Ama tamam evet 3 ay kala hazırlanmış olabilirim ama ben o sene dediğim gibi bir tiyatro oyununda oynadığım için onun bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi buna 1 yıl hazırlanan da var, 3 ayda hazırlanan da var, 2 ayda hazırlanan da var, 1 haftada hazırlanan da var. Benim giriş parçalarım dram Arnold Wesker'in İnkar oyunundan Jenny'di. Komedi parçam da Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'ndan Olga idi. Şimdi bu konuya da bir değinmek istiyorum. Çünkü ben bir risk aldım aslında. Olga bir Rum bir kadın. Genelde benim en çok merak ettiğim ve sınava hazırlananların da en çok merak ettiği şey bence şu oluyor. Kendime uygun parçayı nasıl seçerim? Zor. Çok zor. Hem kendinize uygun parçayı seçeceksiniz, hem de kendinizi en iyi şekilde gösterebileceğiniz parçayı seçmelisiniz ki
Jüri de sizi en iyi halinizle görsün. Bence önemli, çok en önemlisi bu. Ya bir de şu oluşmalı bence. Kesinlikle bu oluşmalı. Okurken ben bunu oynamalıyım falan. Aa, çok kötü. Ben bunu oynamalıyım demelisiniz. Ben bunu oynamak istiyorum. Oh, falan olmalısınız. Yani ben öyle olmuştum. Şöyle aslında. Siz işte bir oyunu okumaya başladınız ve bir karakter seçeceksiniz ya. Karakter seçtiniz veya oyunu okuyacaksınız işte vesaire. Bu süreçlerde bir tirat var ve bu tiradı geçiyorsunuz, çalışıyorsunuz, ezberini yapıyorsunuz ve hocanıza oynuyorsunuz. Birkaç tane zaten o süreçte bunu yapmanız gerekiyor ki kendinize en uygun olanı bu şekilde seçebilirsiniz. Olay bu aslında. Sırt çantamı taktım, İstanbul'a geldim. Evet, geldim. O benim. İstanbul'a geldim ve birçok özel okulun ve okulların sınavlarına girdim. En son Mimar Sinan yaptığı için sınavı maalesef ki en son da Mimar Sinan'ın sınavına girdim. Birinci aşama geldi çat. Yani sıranın bana gelmesine 10 kişi falan kala ben Osman hocamı aramıştım. Ve hocam böyle böyle işte 10 kişi kaldı, ben gireceğim birazdan. Heyecan dorukta, çok heyecanlanmaya başladım, ne yapacağım falan. Ben ne hazırlamıştım? Aklınız gidiyor, bir anda error veriyorsunuz. Ben ne yapmıştım, şimdi ne yapacağım? Unutacak mıyım acaba? Saçma sapan bir error'e bürünüyorsunuz. Yani odaklanmanız gerekiyor. O sırada ne bileyim, size 5 kişi kalmış size gelmesine sıranın. Orada kakara kikiri yapıyorsunuz insanlar. Sonra bir anda sınava giriyorsunuz. Bir anda mala bağlarsınız bence. Ben hiçbir sınavıma bu şekilde girmedim. Sonra tabii ki böyle Mimar Sinan'ın garip bir şeyi var. İşte ilk başta içeri giriyorsunuz. Sonra içeride oturuyorsunuz. Sonra merdivende oturuyorsunuz. Ondan sonra yukarıda oturuyorsunuz. Sonra sıra size geliyor ve sınava giriyorsunuz. Her yerde kademe kademe sandalyeler var yani. Geçen sene mihmandarlık yaptığım için tam olarak hakimim bu duruma. Tabii ki sonrasında sınava giriyorsunuz. Şöyle bir şey. Çok garip bir andı benim için. Sınavdan çıktıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Yani hiçbir şey, ne oldu, ben az önce ne yaptım, ne dedim falan. En çok bu arada merak edilen şey, benim de merak ettiğim, ne soruyorlar içeride. Çünkü herkese farklı. Yani bunu ben de net bir şey söyleyemem aslında. Herkese farklı şeyler soruyorlar. Bazen soru sormuyorlar, başlayabilirsin diyorlar. Bazen kimsin? Bu yani kimsin? Nereden geliyorsun? İşte ne zaman mezun oldun? İlk senen mi? Falan filan vesaire. Böyle şeyler konuşuluyor. Veya mezun olduysan ve mezun olmanın üstünden bir iki sene geçtiyse ne yaptın o süre zarfında? Bunu merak ediyorlar. Ne yaptın? Tiyatro ile ilgili ne yaptın? Kendine ne kattın? Çalıştıysan nerede çalıştın? Vesaire şeyler. Yani böyle bir muhabbet içerisinde oluyorsunuz ilk başta. Sonrasında sahnede siz kalıyorsunuz, başlayabilirsin diyorlar. Işıklar gidiyor. Bu arada şu da çok soruluyor. İşte oyunumla ilgili bir şey soracaklar mı? Dönemle ilgili, yazarla ilgili bir şey soracaklar mı? Abi sorsunlar. Yani gerçekten siz her şekilde hakimseniz, iki tane parça çalışıyorsunuz zaten. Biri dram, biri komedi. Elinizde iki tane parça var. Ve bunun dönemini, yazarını bilmiyorsanız zaten girmeyin sınava bence. Çünkü bunların hepsine hakim olmak gerekiyor. Bu arada ben şan dersi, onu söylemedim. Ben şan dersi de aldım Antalya'da. Çok küçük çaplı bir şan dersiydi. Kısa süreli, 2 hafta falan aldım. 2 hafta gittim. Evet. Bir merak edilen bir şey daha var. Aksesuar getirmemde sakınca var mı? Aksesuar getirsem bir şey olur mu? Sahnede sandalye olacak mı? Masa olacak mı? Bunların hepsi sahnede var. Olmasa bile bir şekilde oradaki mihmandar arkadaşlar rica ediyorlar ve o bunları ayarlıyor. Ama zaten sahnede kesinlikle bir masa, bir sandalye veya iki bir şekilde oluyor. Hepsi, her şey oluyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Aksesuar konusunda da, dekor, kıyafet, bir şey konusunda da söyleyebileceğim, eğer gerçekten oyununuza hizmet ediyorsa, bu oynadığınız tiradınıza ve sahnenize hizmet ediyorsa bu, hiçbir sakıncası yok. Getirebilirsiniz. Yani hayır, kesinlikle sokmuyoruz. Sokmamalısınız sahneye öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani gerçekten eğer bunu buradan alırsam, yani bu burada olmazsa oha sıkıntı olur
istiyorum. Yani bu sahnenizde işte bir dekor olması gerekiyor. Bunun gerçekten olması gerekiyor. Çünkü ben bununla bunu yapıyorum. Böyle bir şey yapıyorum ve bunun olması gerekiyor diyorsanız zaten o gerekli onu alın. Tamam, buna da açıklık getirdiğime göre. Çünkü bu da merak ediliyordu. Mimar Sinan'ın sınavında genellikle jüri tarafı karanlık olduğu için siz oynamaya başladığınız anda karanlık olduğu için gözleri o yani gözleri keskin olan insanlar böyle pıçırtmak diye garip benim terimlerim işte. Yani böyle çok iyi bir şekilde keskin gözleriyle jüriyi görebiliyorlar. O simsiyah alanı görebiliyorlar. Ama benim miyop astigmat bir gözüm olduğu için ben hiçbir şey görememiştim karanlık dışında. O yüzden en iyi sınavımı Mimar Sinan'da verdim. Jüriyi göremediğim için daha rahat olmuştum. Bilmiyorum. Evet, daha rahat olmuştum. Bir de böyle tam bir sahne ortamı oluşuyor. İşte ışıklar gidiyor. Sadece sahne ışığı sizin üzerinizde kalıyor falan. Moda da giriyorsunuz. O yüzden Mimar Sinan'ın sınavı benim için hem en rahat hem de en güzel geçmişti. Ha, bir de enerji. Enerjiniz yüksek olsun. Yani o sınav sırası size geldi ve girdiniz. Şeyinizi verdiniz. Kağıdınızı verdiniz. Giriş belgenizi verdiniz. Ya niye böyle robot gibi konuşuyor? Böyle enerjik olun ya. Zaten enerjik olmamanız için hiçbir neden yok bence. Sınava giren mihmandarlık yaptığım için geçen sene bazı insanlar öyle böyle geliyor. İşte ben şu aynen şunu hazırladım. Ha bu arada kendinizi tanıttıktan sonra ne hazırladın diye sorduklarında şu sıralamayla söylerseniz daha makul olur. Drama olarak Arnold Wesker'in İnkar Oyunu'ndan Jenny karakterini hazırladım. Bu sıralamayla işte komedi olarak bundan bu oyundan bu karakteri hazırladım diye bir şekilde söylerseniz kendiniz de ben böyle söyleyeceğim diye şey yapmayın. Ama bu şekilde söylerseniz kesinlikle daha güzel oluyor. İkinci aşama. Dediğim gibi bu şans sınavı oluyor. Ses, ritim, ya kulağınıza bakıyorlar açıkçası. Sonrasında size verdikleri birinci aşamayı açıkladıklarında birinci aşamayı açıkladıkları zaman size bir işte eğer birinci aşamayı geçtiyseniz, kazandıysanız size zorunlu parça veriliyor. Bu zorunlu parça içinde maksimum ya 2 ya da 3 gününüz oluyor. Asıl mevzu. En sıkıntılı nokta. Zorlu parça. Benim en korktuğum şeydi. Yani tamam böyle yapıyordum hocama. Hocam tamam birinci aşamayı kazandım. İkinci aşamaya geçersem zorunlu parça falan oluyordum. Gerçekten çok beni aşırı korkutan bir şeydi. Ama benim şansıma benim girdiğim sene ikinci aşama da verilen zorunlu parça o kadar güzeldi ki. O kadar güzeldi ki yani bir parçayı bu kadar sevemezdim yani. Kadınlar için bence çok güzel bir parça. Bertolt Brecht'in Sezoa'nın iyi insanından Şente karakterini vermişlerdi. Ve çok güzel bir sahneydi. Çok 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 tatlı bir sahneydi ya. Çalışması da çok tatlıydı. İkinci aşamaya neredeyse bir işte 900 küsür insan işte o sitede ne kadar insan girdiyse bu tabii yine diyorum değişebilir. İkinci aşamaya kalanlar 60 kişi veya 58, 59, 55 kişi falan oluyor ikinci aşamaya kalan insanlar. Ama net bir sayı yok. Ben net bir sayı veremem. Benim girdiğim senedeki şeyleri söylüyorum size. Bu arada şeyi söylemedim. Ben lisans 1'im şu an bu arada. Geçen sene hazırlıktım. Ben küçük bir lisans 1'im. Yani oyuna, yazarına, dönemine, her şeyine hakim olmanız gerekiyor. İkinci aşamada da verdikleri parçada. Bunlar çok önemli. Çünkü dönem hakkında soru sorabilirler. Oyun hakkında soru sorabilirler. Yazar hakkında soru sorabilirler. Bana sormadılar. Ama soran arkadaşlar, yani arkadaşlarıma sormuşlar. Birçok insana sormuşlar. Bazen soruyorlar, bazen sor. Bu gerçekten hiç belli olmuyor. O yüzden bunun hakkında da net konuşamayacağım. Ama ikinci aşamada da aynı şekilde işte okuldasınız, bekliyorsunuz ve birinci aşamadaki gibi ilk başta şan sınavına, ondan sonra işte ses, ritim, kulak sınavına, ondan sonrasında da şeye giriyorsunuz ikinci aşama sınavına. Ha bu arada ikinci aşamada hem ikinci parçanızı oynuyorsunuz,
hem de şiirinizi okuyorsunuz. Benim ikinci aşamada okuduğum şiir Muhsin Ünlü'nün Sen Beni Öpersen Belki de Ben Fransız Olurum şiiriydi. Çok sevdiğim bir şiirdir. Bence istediğiniz ve gerçekten çok sevdiğiniz bir şiiri seçebilirsiniz. Bu konuda da bir hiç kimsenin bir şeyi yok. Yani ben çok fazla şiir okumayı seviyordum. Hala da seviyorum. Yani o yüzden en sevdiğimden bir tanesini seçtim. Ve zaten ezberimdeydi. Öylelikle bununla girdim. Uzun da bir şiir. Yani uzun şiir mi seçmeliyim, kısa şiir mi seçmeliyim? Bu inanın hiç önemli değil. Benim okuduğum şiir bayağı uzundu ve sonuna kadar izlediler, dinlediler. Şiirlerde de bana kalırsa şiir mantığıyla değil de o da bir tiratmış gibi davranın. Tabii ki demiyorum ki işte sen beni öpersin falan gibi büyük büyük bir şey değil. Ama yine orada da şiiri de neden istiyorlar? Dediğim gibi sizin yine diksiyonunuzu, artikülasyonunuzu görmek amaçlı istiyorlar. Benim önerebileceğim Antalya için Osman Kot, İstanbul için Arsız Kumpanya olabilir. Çünkü bilgim yok başka diğer kurumlar hakkında. Bunu söyleyebilirim. Bu arada sınava gelirken, sınava girerken yani birinci aşamada da ikinci aşamada da siyah giyinin. Yani siyah tayt, siyah tişört demiyorum. Ben siyah bir elbiseyle girmiştim. Çünkü komedimde ona gereksinim vardı. İşte eteğimi, ya eteğimle ilgili bir oyunum vardı. O etek açılacaksın, kapatacaksın gibi böyle bir oyunum vardı. O yüzden benim öyle giymem gerekiyordu. Sizin de hani yani gerekmiyorsa bile giyebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız öyle giyinin. Ama siyah giyinin. Bu önemli bir unsur. Bunu da söyleyeyim. Yani konuşamıyorum. Genelde bilinen bir şey bu ama ben yine de bunu belirtmek istedim. O kadar konuştum bunu da söyleyeyim dedim. Muhakkak atladığım ve söylemeyi unuttuğum birçok şey vardır. Şu an aklıma gelmeyen. Bu kadar detaylı bir video YouTube'da olmadığı için çekmek istedim. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Diksiyonumda arada kaymalar olduysa affola. Normalde böyle değil ama kamera karşısında saçma sapan bir insana dönüştüm. Konuşamıyorum asla. Evet. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Tekrardan söylediğim gibi atladığım eğer bir şey varsa, bir nokta varsa lütfen ya bana Instagram'dan yazın, Instagram adresimi açıklama bölümüne yazabilirim herhalde. Yazarım oraya. Ya da yorumlara yazın. Bir şekilde iletişimde olalım. Çünkü bu kadar bilgilendirdim. Eğer atladığım bir şey varsa üzülürüm gerçekten. Üzülmem. Burayı da keselim diye üzülüyorum ki. Güldürdüm seni. Benden bu kadar. Siz de belki bu sene gireceksiniz, seneye gireceksiniz bilmiyorum. Sizi umarım az da olsa bilgilendirmişimdir. Kafanızda bir şeyler oluşmuştur umarım. Böyle korkulacak bir şey değil. Aksine çok keyifli bir şey. Çünkü sanat. Sanat çok güzel bir konu spotu. Tiyatro çok güzel bir şey. O yüzden eğlenceli bir şey. Eğlenin bol bol. Güzel güzel hazırlanın. Sınavlara girin. Heyecanınız olsun. Stresiniz olmasın diyebilirim. Bu kadar sanırım. Bir de şey yapın. Ne yapın? İsterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin. Beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Önemli değil. Ben bilgilendirmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Kesiyorum. Oraya bakıyorum çünkü orada bir insan. Canım ağrıdı. Çünkü ben o sene, yani geçen sene değil. Ondan önceki ben ne zaman başladım okula? Sen şu an birim. Birsin. Hazırlıktım geçen sene. Aynen. Yani 2017 mi? 18 mi? Ben kendim şu an nasıl hazırlandığımı unuttum bir an. Doğal bir şey mi bu şu an? Shakespeare'in... Neydi Shakespeare'in ya? Bir şeyi... Hiç önemli değil. Keselim buraları. Hiç önemli değil. Onun konumuzla hiçbir alakası olmadığını şu an şey yaptım, idrak ettim. Neyden bahsedeceğim şimdi?
Sinan hadi ya. Hayır ben error veriyorum okey ama sen niye veriyorsun?